Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. Aksaray Valiliği tarafından yapılan açıklamada marketlere ve pazar yerlerine çocukların alınmamasına karar verildi. Aksaray Valiliği market ve pazar yerlerine çocuklar alınmayacak. Aksaray Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs salgınından kaynaklanan olumsuzlukların ilimiz için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesine yönelik Umuma Hıfzı Hıssa Kanunu'nun 27 ve 72. maddesi ve İl İdaresi Kanunu 11C maddesi kapsamında bazı kararların alınması gerek duyulmuştur. Bu kapsamda marketlere ve pazar yerlerine çocukların alınmamasına karar verilmiştir. Aksaray Valisi Ali Mantı, koronavirüsüne karşı çağrıda bulunarak evde kal Türkiye'm dedi. Aksaray Valisi Ali Mantı, evde kal Türkiye dedi. Aksaray Valisi Ali Mantı da videosunda mutlu ve müreffeh geleceğimiz, ülkemiz Aksaray'ımız ve sevdiklerimiz için evde kal Türkiye ifadesini kullandı. Mutlu ve müreffeh geleceğimiz, ülkemiz Aksaray'ımız ve sevdiklerimiz için evde kal Türkiye. Ortaköy Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir, koronavirüsüne karşı farkındalık oluşturmak için bir maaşını ihtiyaç sahibi ailelere bağışladı. Ortaköy Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir, maaşımı bağışlıyorum. Ortaköy Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir, ülke olarak zor günler geçirdiğimiz süreçte her şeyi devletten beklememek gerekir deyip maaşını ihtiyaç sahibi aileler için bağışladı. Siyasetçi, iş adamı ve hayırseverleri de yardım kampanyasına davet etti. Sevgili hemşehrilerim, bilindiği üzere dünyada birçok ülkede COVID-19 virüsü baş göstermektedir. Ve maalesef ülkemizde de hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Devletimiz bu noktada gerekli tedbirleri aldı ve almaya devam ediyor. Sizlerin ricamız, lütfen zorunlu kalmadığınız sürece evlerinizden çıkmayın. Her şeyi devletten beklemeyelim. Gerek belediye, gerek şahsım olarak bizler de ihtiyaç durumunda vatandaşlarımıza her türlü hizmete hazırız. Ve bir kampanya başlatmak istiyoruz. Şahsım olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize maaşımı vererek ve yetmediği takdirde akabininde belediyemizin imkanları doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelerimize gücümüzün yettiği ölçülerde birçok konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz ve bu şekilde bir kampanya başlatıyoruz. İnanıyorum ki gerek siyasilerimizden gerekse ilçemizdeki önde gelen iş adamları ve hayırsever vatandaşlarımızdan da bu başlatmış olduğumuz kampanyaya destek geleceğine canı gönülden inanıyorum ve desteklerini bekliyorum. İnşallah ülkemiz bu zor günleri atlatacak. Birlik beraberlik içerisinde bu günleri hep birlikte aşacağız. Sizlerden ricamız lütfen evde kalın. Yardımlar konusunda yapmanız gereken sadece bize bir telefon etmek. 0 552 628 68 68 nolu telefonumuza arıyorsunuz. Sizler sadece evinizde kalıyorsunuz. Bizler sizlerin ayağına kadar geliyoruz ve gücümüzün yettiği ölçüde ihtiyaçlarınızı karşılamaya çalışıyoruz. Tekrarlıyorum. Sizler kesinlikle evlerinizde kalıyorsunuz. Bize sadece telefon ediyorsunuz, adresinizi veriyorsunuz, biz de sizin ayağınıza kadar geliyoruz ve ihtiyaçlarınızı karşılamaya çalışıyoruz. Numaramızı tekrarlıyorum. 0 552 628 68 68.
Sadece bizi arıyorsunuz, bizler ayağınıza kadar geliyoruz. Ve lütfen sevgili hemşehrilerim, evde kalalım, mecbur kalmadığımız sürece lütfen dışarıya çıkmayalım. Sizler bizler için değerlisiniz ve 14 kurala lütfen uyalım. Aksaray'da polis ekipleri hem uygulama yapıyor hem de koronavirüsüne karşı vatandaşları bilgilendiriyor. Aksaray polisi hem asayiş hem de korona uygulamasında. Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de tedbir ve önlem çalışmaları artarak devam ediyor. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte yaptığı birçok tedbir ve güvenlik önleminin yanı sıra karayolları ve şehir içinde yaptığı trafik kontrolüyle öte yandan da güvenlik uygulamasını sürdürüyor. Kimlikler alalım arkadaşlar. Nereden yolculuk? Nereye gidiyoruz? Özellikle karayollarında rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Terörle Mücadele Şubesi, Asayiş Şubesi ekipleri durdurdukları araçların aramasını, sürücüler ile araçların sorgularını yaparken ayrıca koronavirüsüne karşı vatandaşları bilgilendiriyor. Ekipler 24 saat boyunca belirli aralıklarla değişim yaparak uygulamalarını aralıksız sürdürürken uygulamalardan memnun olduğunu belirten sürücüler ise bu tür uygulamaların kesintisiz yapılması gerektiğini söyledi. Aynen. Araç içinde geliyorsunuz. Bir kimlikler alabilir miyiz? Ülkemizde koronavirüs salgını var. Onunla alakalı polis abilerimiz de şu an gerekli tedbirleri almışlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Vatandaşın güvenliği açısından bence uygun yani. Şu anda Niğde'den Bursa'ya gidiyoruz. Aksaray'da uygulamaya durduk. Çok güzel bir şey. Şu virüsten dolayı olsun. Kontrollerimiz güzel yapılıyor. Yolda birkaç yerde daha gene yapacağız kontrol. İyi bir şey yani. Devamlı da yapılmasın gereken bir şey. Aksaray'da polis memuru canını kurtardığı genç tarafından bıçaklandı. Polis memuru canını kurtardığı genç tarafından bıçaklandı. Olay, Tacim Mahallesi 1870 sokakta bulunan 5 katlı apartmanın teras katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre ailevi problemleri olduğu öğrenilen Tolunay D, girdiği bunalım sonucu oturdukları apartmanın teras katına çıkarak intihar etmek istedi. Ailesi tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 5 katlı apartmanın teras katında bulunan camına çıkarak elindeki bıçakla aşağı atlamak isteyen gence olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Genç ile bir süre sohbet ederek ikna etmeye çalışan polis ekipleri öte yandan diğer polis ekipleriyle paslaşarak gencin aşağı atlama ihtimali üzerine bir alt kattaki camda güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri alt katın balkonunda beklerken uzun süre ikna olmayan genç camdan kendini boşluğa bıraktı. Bu sırada gence çok yakın olan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Muhammed Utku genci kolundan yakalayarak tuttu. Polisin kolundan tutması ile camda asılı kalan genç aşağıya düşmekte ısrarcı olunca diğer elindeki bıçakla polis memurunun tuttuğu kolunu bıçakla yaraladı. Bu sırada alt kattaki polis memuru da camda asılı kalan genci aşağıya düşmemesi için ayaklarından yukarı doğru itti. Kolundan yara almasına rağmen genci aşağıya bırakmayarak tutup içeriye çekmeye çalışan polis memuru genci camdan içeriye çekerek kurtarmayı başardı.
Tüm bu yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken gencin kurtarılarak içeri çekilmesinin ardından herkes rahat bir nefes aldı. Genç ve bıçakladığı polis memuru olay yerinde bulunan 112 acil yardım ekipleri tarafından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılırken tedavi altına alınan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İçeri. Aksaray'da koronavirüs önlemleri kapsamında polis ekipleri vatandaşlara evde kal çağrısı yaptı. Polis anonsla vatandaşlara evde kal uyarısı yaptı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şehrin en işlek cadde ve sokaklarında bulunanlara evlerine dönmelerini söyleyerek uyardı. Ekip araçlarından da değerli hemşerilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım, evinize dönün şeklinde anonslar yapıldı. Değerli Aksaraylılar, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için evde kalmanız hayati önem taşımaktadır. Lütfen zaruri olmadıkça evlerinizden ayrılmayınız. Aksaray Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri evde kal diyerek koronavirüsüne karşı dikkat çektiler. Çin'de ortaya çıkan ve küresel bir tehdide dönüşen koronavirüsü tüm dünyayı etkisi altına alırken Aksaray'da da minik öğrenciler evde hazırladıkları klip ile evde kalmanın önemine değindiler. Aksaray Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de şu ana kadar birçok vatandaşın hayatına mal olan koronavirüs salgınına karşı farkındalık oluşturmak için kolları sıvadı. Öğrencilerin evlerinde çektiği görüntülerde "Evde kal Türkiye, evde kal Aksaray" sloganı eşliğinde bu süreçte zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması hususunda farkındalık oluşturdular. Koronavirüsle mücadele kapsamında uzaktan eğitim almaya başlayan öğrenciler yaptıkları etkinlikle bir taraftan koronavirüsüne karşı yapılan mücadeleye katkı sağlarken diğer yandan gelişen teknolojiyle beraber EBA TV'nin dışında öğretmenleriyle iletişim kurarak destek alıyorlar. Evinde kal Aksaray, kendini koru, sevdiklerini koru. Evinde kal Türkiye. Hayat eve sığar, evde kal Aksaray. Evde kal, evde hayat var. Lütfen evde kal Türkiye. Hayat eve sığar, evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Sağlıklı bir gelecek için evde kal Türkiye. Yaşamak istiyorsan evde kal Türkiye. Evde kal, hayatta kal. Bizim için evde kal Türkiye. Evinde kal Aksaray. Kendini koru, sevdiklerini koru. Evinde kal Aksaray. Koronavirüs salgını nedeniyle maddi durumu zayıf olan kişilere Eskil Belediyesi yardım yapacağını açıkladı.
Başkan Belgemen, ihtiyaç sahiplerine yardım yapacağız. Son günlerde dünyada ve ülkemizde baş gösteren salgın hastalığa karşı hükümetimizce vatandaşlarımıza mali destek paketleri açıklanmıştır. Biz de sosyal belediyecilik gereği ilçemizde bu zaman zarfında maddi olarak zorluk yaşayan vatandaşlarımıza yardım yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda salgın dolayısıyla işsiz kalan, maddi durumu zayıf olan, evini geçindirmekte zorlanan vatandaşlarımıza belediyemizce bu süre zarfında aynı yardım yapılacaktır. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın Alo 185 veya 0382 411 4831 numaraları arayarak ihtiyaçlarını bildirebilirler. Aynı zamanda belediyemizce başlatılan bu kampanyaya destek vermek isteyen esnaf ve vatandaşlarımızın da Alo 185 veya 0382 411 4831 numaralı hattı arayarak yapacakları aynı veya nakdi yardımları bildirebilirler. Belediye Başkanı Necati Belgemen yaptığı açıklamada, İslamiyet bir yardımlaşma dinidir. İslamiyet'ten önce de sonra da hiçbir din ve fikir sistemi onun kadar bu konuya eğilmemiş, yardım anlayışı ve bu anlayışın uygulanışı bu kadar geniş boyutlara ulaştırılamamıştır. Bu yüzden bu zorlu süreçte sosyal belediyecilik gereği ilçemizde geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızın bu numaraları arayarak ihtiyaçlarını çekinmeden bildirebilirler. Belediyemizce kurulan ekiplerimiz ihtiyaçlarınızı evinize kadar iletecektir. İnşallah bu sıkıntılı süreci kurallara uyarak en az zararla atlatacağız. Sizlerden tek isteğim zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Bir sıkıntınız, bir ihtiyacınız olursa çekinmeyin. Biz 7/24 saat sizler için ayaktayız. Birlikte eskiliz, birlikte daha güçlüyüz açıklamalarında bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Aksaray Belediyesi yaşlıların evlerine hizmet götürmeye başladı. Aksaray Belediyesi, yaşlıların ve kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Ekipler, belediyeyi arayan 60 yaş ve üstü, yalnız yaşayan ve kronik hastalıkları olan bakıma muhtaç vatandaşların market, eczane, manav, fatura gibi ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine teslim ediyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer, İçişleri Bakanlığımız tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dışarı çıkmaları sınırlandırıldı. Belediye olarak vatandaşlarımız için seferber olduk. 60 yaş ve üstü yalnız yaşayan, kronik rahatsızlıkları olan ve bakıma muhtaç belediyemizle irtibata geçen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından karşılayarak evlerine teslim ediyoruz. Halkımızın sağlığını korumak adına yapılması gereken ne varsa hiç tereddüt etmeden faaliyete geçiriyoruz. Belediyemiz ile irtibata geçen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Aksaray Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm vatandaşlarımız devlet kurumlarının açıklamalarına uymasını istiyoruz. Vatandaşlarımız da evde kalmaya özen göstersinler. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasınlar şeklinde konuştu. Aksaray'da koronavirüsüne karşı alınan tedbirler dolayısıyla Seyahat İzin Kurulu otogarda göreve başladı. Aksaray Otogarı'nda Seyahat İzin Kurulu göreve başladı. Koronavirüs önlemleri ve tedbirleri kapsamında etkin bir mücadele verilen Aksaray'da Seyahat İzin Kurulu otogarda göreve başladı. Sağlık, valilik, emniyet ve belediye ekiplerinden oluşan Seyahat İzin Kurulu izinli yolcuların tüm kontrollerini yapıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de görülen koronavirüs vakalarının önlenmesi amacıyla Aksaray Valiliği öncülüğünde Aksaray Belediyesi ve bazı kamu kurumlarının yer aldığı İl İdare Kurulu iller arası seyahat konusunda Aksaray şehirler arası otobüs terminalinde gerekli tüm tedbirleri aldı. Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü ekipleri valiliğin kararı üzerine şehirler arası otobüs terminaline gelen giden yolcuların ateş ölçümlerinin yapılması için terminalde görev aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar için Aksaray Valiliği koordinesinde terminalde oluşturulan Seyahat İzin Kurulu ekibi göreve başladı. Seyahat talebi uygun görülen vatandaşların ateş ölçümleri sağlık ekipleri tarafından yapılıyor. Uygun görülenler seyahat izin belgesi düzenlenerek şehirler arası yolculuk yapmalarına izin veriliyor. Tamam,
Güzel. Sen neresin? İlişkime çıkacaksınız. Neresin? Afganistan. Afganistan. Afganistan'dasın. İlişkime gidecek misiniz? Gel kardeşim. Altına imza. Türk vatandaşı mısın? Ama öyle durumların var mı? Yok. Yurt dışından biriyle temasın var mı? Yok. Tamam. Aksaray'da dolandırılmaktan son anda kurtulan yaşlı amcanın çekilen fotoğrafları sosyal medya ve bazı internet sitelerinde gerçeği yansıtmayan haberlerde kullanıldı. Gerçek haberi asılsız bilgilerle çarptırdılar. Aksaray'da geçtiğimiz günlerde dolandırılmak üzereyken polisi araması sonucu dolandırılmaktan son anda kurtulan yaşlı amcanın çekilen fotoğrafları sosyal medya ve bazı internet sitelerinde gerçeği yansıtmayan haberlerde kullanıldı. Yaşlı amca Ahmet Kumcu telefon ile dolandırılmak üzereyken telefonu kapatıp polis ekiplerine haber vermiş. Olay yerine gelen polis ekipleri de olayla ilgili araştırma ve inceleme başlatmıştı. Kendisini polis ve komiser adı altında arayan telefon dolandırıcılarının her türlü kimlik bilgilerini bildiğini ve kendisine kredi kartı bilgilerini sorduğunu ifade eden yaşlı amca Ahmet Kumcu, olay yerinde bulunan basın mensuplarına da açıklama yaparak olayı tüm gerçekliğiyle anlatmıştı. Ancak bazı işgüzar medya organları ve sosyal medya kullanıcıları yaşlı amcanın fotoğrafını alarak tamamen gerçek dışı paylaşımlar yaparak hem devlet organlarını hem de yaşlı amcayı küçük düşürerek farklı noktalardan olumsuz haberler yaptı. Ben emekliyim dedim. Senin babanın adı Ali mi? Ali. Ananın adı Döndü mü? Döndü. Evet. 8'e 15, 36 doğumlu musunuz? Sen bütün bilgilerini verdi sana. Şey verdi. Kimlik numarasını oku. Kimlik numarası. Şeyi çıkarttım. Düz kağıdını çıkarttım. Olduğu gibi söyledi. Anladım. Peki seni ne diye aradı? Kendisini ne tanıttı? Polis olarak tanıttı. Polis olarak. Komiser. Başkomiserim diye. Evet. Değil mi? Polis. Senden ne istedi? Seninle hangi bankayla çalışıyorum? Ben emekli adam. Ne yapardım? Şeyle. Halk Bankası. İş Bankası. Ahmakımın için ben bankada aldığım ben maaşlıyım. Kim aldı? Tamam, banka bilgilerini istedi mi senin kredi kartın? Hayır, ben kredi kartın yok değil mi senin? Yok, yok. Banka kartın var. Şey, bir maaş aldığım kartı var, başka yok. Anladım. İşte abi. Okudu, baktım bu aynı. O arkadaş okudu. Polisim diye aradı, komiserim polisim diye aradı. Neyse ben emekliyim dedim. Ondan sonra bana dedi, babayın adı Ali mi? Ali. Annenin adı Döndü mü? Döndü. Doğum tarihi 8/15/1936. Ben 84 yaşındayım dedim arkadaş. Ondan sonra şey, hangi bankayla? Benim param yok ki bankayla çalışayım dedim. Ondan sonra sen dedi İş Bankası efendim bir daha ha, bir de İş Bankası, Akbank, benim Vakıflar Bankası'na emekli alırım, maaşın kim alır, benim oğlan alır dedim arkadaş. Söylediğim bu, kimliği de, kimliği benden iyi biliyor, ben bilemiyorum, kimliği o biliyor. Kısa bir reklam arasından sonra kapanış için tekrar birlikte olacağız. Prefabrik yapı sektörünün öncüsü Steelhouse'la hayalinizdeki eve hemen kavuşun. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Bir dahaki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.